Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İngiliz The Economist, Alman Stern ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli Foreign Policy'nin ardından The Guardian'da skandal bir Türkiye analizi ile okurlarının karşısına çıktı. Makalenin yazarı Simon Tisdall yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO ve demokratik ilkelere karşı giderek artan düşmanca tutumu artık cezasız kalamaz, ifadesine yer verdi. Skandal ifadelerin bulunduğu makalede şu ifadeler yer aldı. Türkiye'nin, Batı'nın hayati öneme sahip stratejik bir müttefiki olduğu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg gibi insanların öne sürdüğü türden bir söylem. Şimdiye kadar sürdürülen bu eski tabir artık gerçekleri yansıtmıyorsa. Ya Türkiye'nin lideri bunu kullanarak yalancı bir ortaklık bahanesiyle Batı'nın çıkarlarına ihanet ediyorsa. Bu lidere bir zaaf, bir tehdit hatta dışlanmış bir düşman olarak davranılması gerekmez mi? Türkiye'nin NATO üyeliğini iç siyasi amaçlar için kullanmak, tipik bir Erdoğan hamlesi. Ancak bu hamle, İsveç'in ve Finlandiya'nın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra savunmalarını güçlendirmeye yönelik meşru taleplerinin önüne engel çıkarırken NATO'nun birlik ve kararlılık çabalarını da baltalıyor. Erdoğan'ın, NATO ortakları yerine Moskova tarafında yer aldığı ilk hamle değil. Türkiye Cumhurbaşkanı, Ukrayna ile ilgili yaptırımları kabul etmiyor ve köstek oluyor. Türkiye'nin Rusya ile ticareti işgalden sonra geçen 6 ayda yaklaşık %200 büyüdü. Rus hava savunma füzeleri satın alması, onları NATO güçleri için tehdit olarak gören Washington'u kızdırdı. Ukrayna arabulucusu gibi tavır takınması, Putin'in barışla ilgileniyormuş yalanını sürdürmesine yardım ediyor. Aşırı temkinli, riskten kaçınan Biden ve Stoltenberg, eski, geçerliliğini yitirmiş düşünceleri bir kenara bırakmalı. Erdoğan'a, NATO'nun, kuralların yanında bir değerler topluluğu olduğu hatırlatılmalı, İsveç ve Finlandiya'nın 30 üyenin oyuyla ittifaka katılması sağlanmalı ve gerekirse Türkiye'nin üyeliği askıya alınmalı. Türkiye zorlu bir çevrede bulunuyor. Hiç kimse, liderlerinden barış ve sevgi beklemiyor. Yine de değerli bir müttefik olabilir. Ama Türkiye vazgeçilmez değil. Gerekirse, batılı demokrasiler, o olmadan da güven içinde yaşayabilir. Peki Ankara'nın huysuz padişahı nihayet görevden alınana kadar.